Arkadaşlar herkese merhabalar. Manzara hikayelerimiz devam ediyor. Bugün neredeyiz? İtalya'dayız. Güney Tirol bölgesinde. Güneşli bir hava. Yaklaşık yine 2 saat 2-3 saat arasında bir yürüyüşümüz var. Neredeyiz? Torre del Violette'de. Torre del Violette'i 3 saat boyunca yürüyeceğiz. İsmi dahi çok enteresan. Torre del Violette. Çok enteresan, değişik. Çok güzel hikayeler olacak. Takipte kalın. Benimle gelin. Şu anda teleferikle belirli bir noktaya kadar çıkıyoruz. Bundan sonra 2-2,5 saat yürüyerek devam edeceğiz. Ya bu normalde kayak yapılan teleferiklerde hiç durmuyor. Bir anda binmen gerekiyor. Devam ediyor. En gıcık olduğum şey ben binemiyorum tabi. Çantam ayrı bir teleferikte, kendim ayrı bir teleferikte. Yukarı doğru çıkıyoruz. Allah sonumuzu ayırsın. Evet. Şu an teleferikten indik. Yürümeye başlayacağız. Manzaramız gerçekten çok panoramik, böyle çok harika bir manzara. Ahmet arkadaşım manzarayı gösterirse nasıl bir manzarada yürüdüğünüzü hayal edebilirsiniz. Harika. Arkada görmüş olduğunuz, arkadaşım şu anda gösterecek sizlere. Şu görmüş olduğunuz ağaçların arkasında violet kuleleri var. O violet kulelerini oraya yürümeyi düşünüyoruz. Burada size şunu söyleyeyim ben. Burası İtalya'da herkesin bilmiş olduğu o Draisina dediğimiz Dolomitlere benzeyen bir yer. Bölgede yakın bir yer ama ben açısını çok sevdim. O normal istediğim açıya çıkınca zaten oradan da videolar çekerim sizlere. Sonra görüşürüz. Çok yere tırmandım da bu kadar zor olduğunu görmedim. Yani şöyle göstereyim size. Şurada şu aşağıdaki vadiden geldik. Biraz önce aşağıda bir tane kulübenin yanında durmuştuk. Ufak bir mola yapmıştık. O şurası. Yani şuradan itibaren kayalıklarda tırmanarak buraya kadar geldik. Ondan sonra yol büyüklerle devam ediyor. Artık bu büyükleri tutup da öyle yürüyeceğiz. Büyükler bu şekilde devam edip gidiyor. Yukarıdaki tepeye çıkmamız gerekiyor. Öbür tarafı açmamız gerekiyor ki istediğimiz açıya ulaşabilelim. Bu arada üzücü bir olay oldu. Biraz morallerimizi bozdu. Ama düzeltme imkanımız var. Ne oldu? Ahmet fotoğraf makinesinin pilini arabada unuttu. Yapacak bir şey yok. Evet, ama şu anda, Anda videoya çektiğim Canon EOS M50'yi Ahmet'in hizmetine sunuyorum. Ahmetciğim, kameram senindir. Ahmet, kameram senindir, kullan onu. Fotoğraflarını çek Ahmet. Evet. Bir çantada. Dünyadaki en sağlıklı su bu işte. Su budur. Evet. Sularımızı dolduralım. Su önemli. Elim bozuk da. Bozuyor abi. Oo. Bir şeyin olduğunu gördü, o da çok kötüydü. Oo. Elim bozuktu.
Tarsıyordur. Normaldir. Sok sok. Arkadaşlar herkese merhaba. Yaklaşık 4 saat önce başlayan yolculuğumuz düşe kalka zor şartlar altında yaklaşık 700 metre bazı yerlerde çelik halatlar tutunarak daha önceki videolarda gördünüz. Tırmanarak sonunda istediğimiz kadraja istediğimiz açıya ulaştık. Karşınızda Torrey'den Violet'te. Violet kuleleri tam karşımıza duruyor. Ne yapacağız? Bütün gece buradayız. Uzun fazla var. Gün doğumu, gün batımı, drone çekimleri ne istersek bu kuleler bizim. Hepsini çekeceğiz. Fotoğraflarını da göreceksiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Uzun pozlama. Uzun pozlama ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor. Ben öncelikle kendi kullandığım ekipman hakkında bilgi vereyim. Tripod olarak Sirui tripod kullanıyorum. Makine Canon 5D Mark 4. Lens olarak şu anda üzerindeki lens 16-35 f4 var. Uzun pozlamada kullandığım filtre seti L filtre seti, 0.3, 0.6 ve 0.9 soft geçişli filtre seti var. Bir de 10 stopluk üzerinde ND filtre var. Şunu hatırlatayım, ben yaklaşık 2001 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Onun için videoda arada Almanca kelimeler kaçabilir. Sizlere tuhaf gelmesin. Bu gayet normal. 18 yıldan beri Almanya'da yaşayan bir insan için. Şimdi uzun pozlamada ilk önce dikkat etmeniz gereken bir şey, makinenizi tripoda kurduktan sonra eğer lensin IS denilen stabilizatör, titreşim önleyici sistemi varsa onu kapatın. O çünkü hem tripodda hem de makinenin üzerinde titreme şeyi, sarsıntıyı faydası olmuyor yani. Normal elinize çekerken oluyor ama uzun pozlamalarda çok da faydası yok. Kapatmanızı tavsiye ederim. Arkasından ben şöyle yapıyorum. Normalde genelde herkes de o şekilde yapıyor. Yani bilmeyenler için söyleyelim. İlk önce makineyi diyafram öncelikli modum alıyorum. Ve bir ISO değeri ve diyafram değeri belirliyorum. Ondan sonra makinenin ölçüm modunu kullanıp bana verdiği enstantane değerini buluyorum. O enstantane değerini bulduktan sonra mesela diyelim ki F14 ISO 100'de bana 1/30 gibi bir rakam verdi. 1/30'da ND filtrenin 10 stopluk ND filtrenin pozlama değerini buluyorum. Onun için de ne kullanıyorum? Çok kolay. Artık günümüzde kullandığımız telefonlarda çok güzel özellikler var. L filtrenin big L stopper veyahut da big stopper diye bazı özellikleri var. Mesela onları kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela eğer makina 1/30 gibi bir değer verdiyse şuradan hemen 10 stopluk bir ND filtrede 1/30'un size vermiş olduğu değer 30 saniye. Ve bu şekilde bulabilirsiniz. 1/60 verdiyse 15 saniye pozlamak zorundasınız. 1/15'te 1 dakika pozlamak zorundasınız. Bu şekilde devam ediyor. Yani bunun çok daha farklı versiyonları var. App Store'dan veyahut da başka yerlerden de indirebilirsiniz. Bu değeri bulduktan sonra ne yapıyorum? Makinemi Boop moduna alıyorum. Boop moduna alıyorum. Yani Boop modunda da kumandayla çekim yapıyorsunuz. Başka türlü yapamazsınız. Manuel modda en fazla 30 saniye. Boop modunda da sadece kumanda ile çekim yapıyorsunuz. Biraz önce Ahmet'le de onu konuşuyorduk. Kumanda alırken lütfen dikkat edin. Sadece orijinal Canon ürünlerini alın. Bunların çok çakma Çin ürünleri var. Birkaç defa kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyor. Canon ürünleri gayet orijinali, çok uyumlu, güzel çalışıyor. Bu modunda ben şu anda değerlerimde hemen size söyleyeyim. F11 ISO 320'de bu modunda 80 saniyelik bir pozlama yaptım. Elde ettiğim fotoğraf şu şekilde. Ben biraz karanlık çekiyorum fotoğraflarımı. Niye karanlık çekiyorum? Çünkü 5D Mark 4'ün dinamik aralığına çok güveniyorum. Yani dinamik aralığı gerçekten çok iyi bir makina. O siyah bölgeleri Lightroom'da veyahut da Photoshop'ta açtığımda herhangi bir kumlanma, green dediğimiz olay çok da fazla olmuyor. Onun için fotoğrafı patlatmadan biraz daha karanlık çekmeyi tercih ediyorum. O sizin artık makinenize kalmış, sizin tercihinize kalmış bir şey. Eğer farklı şekillerde çekmek istiyorsanız ND filtreniz yok, soft geçişli filtreniz yok, makinenizin dinamik aralığı iyi değilse o zaman da farklı karanlık bölgeler için farklı pozlama,
gökyüzü için farklı pozlama, o şekilde pozlamaları yapıp onları da Lightroom'un HDR dedilen HDR özelliğiyle çok rahat birleştirebilirsiniz ve her tarafı net, her tarafında da detay alabildiğiniz fotoğraflar elde edebilirsiniz. Benim size şu andaki tavsiyelerim bunlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, herkese merhaba yeniden. Dün başladığımız noktaya geri döndük. Fotoğraf turumuz bitti. Torre del Violet, Violet kulelerini dün fotoğrafladık. Yolculuk yorucuydu, iyi ve güzel şeyler oldu. Gece çok müthiş bir fırtına koptu, kamp kuramadık. Dağ evinde, Alberto dağ evinde kalmak zorunda kaldık. Gün batımında dün bir uzun pozlama fotoğrafı yaptık, daha önceki videoda gördünüz. Ama gün doğumu çok güzeldi. Gün doğumunda harika fotoğraflar aldık. Üzücü olaylardan Ahmet'in kameranın pilini unutması. Ben de drone kaybettim. Drone'u maalesef bulamadık. Aradık. Oradaki dağcı arkadaşlar GPS koordinatlarını aldılar. Sonra bakacaklarını söylediler. Eğer bakarlarsa postayla gönderecekler. Bilmiyorum ama drone'umuz kaybolsun, neşemiz kaybolmasın diyorum. Başka da bir şey demiyorum.